Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak, bunun cevabını ayrıntısıyla beraber almaya çalışacağız. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde. Bu süreyi bu şekilde dolduracağız inşallah. Ama soruya geçmeyelim, her zaman yaptığımız gibi programımızın hemen başında mikrofonu hocamıza bırakalım. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin eğer kendileri veya yakınlarından bir hastalar varsa Allah-u Teala ankari bir zaman onlara şifa ihsan etsin. Borçlar varsa eda ihsan etsin. Dertler varsa deva nasip etsin. Amin. Sıkıntıda olanlar varsa Allah-u Teala sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Eceli gelenler varsa onlara da Rabbim iman selameti nasip ve müyesser eylesin Cenab-ı Hak inşallah Teala. Ve son olarak da Allah-u Teala bizleri de, bizi dinleyenleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam, şimdi bazı günler geliyor, geceler geliyor. Bu gün ve gecelerde hava birden değişiyor. Mesela Ramazan Şerif geldiği zaman değişik bir hava oluyor. Yani bunu herhalde bütün Müslümanlar hissediyordur. Doğru. Böyle güzelleşiyor yani her yer. Ne bileyim, mübarek gün ve geceler geliyor. Cuma günleri mesela hava birden değişiyor. Değişik bir şey oluyor. Hani cuma günlerini biz okuldayken çok severdik. O sevmek cumartesi pazar arkasından geldiği içindi belki ama hani okul bittikten sonra da cuma günü hakikaten farklı yani. Cumartesi pazarla çok alakası olmasa da artık yine de farkı var, o hissediliyor. Mübarek üç aylar mesela diyoruz ya, Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan Şerif ayı gelince. Bu üç aylar gelince bile bir değişik bir hava oluyor Müslümanların bulunduğu yerlerde. Şimdi bu psikolojik bir şey midir? Ben bilemiyorum tabii, onu size soracağım. Efendim, hani derler ya, öğrenilmiş bir durum mudur, bir psikoloji midir? Hani böyle olması gerekiyordur da böyle mi davranıyoruz? Öyle bir şey de değil. Şöyle bakınca farklı bir şey yani, onu izah edemiyoruz. Mesela üç ayları sorayım. Üç aylar nasıl faziletleri vardır? Bu hava değişikliği neden oluyor? Mustafa Bey, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Acele etmez. İnsanlar acula tabiri geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de aceleci yaratılmış. Hemen oluversin falan yok. Dünyanın yaratılması, ondan sonra Allah-u Teala'nın ezelde ruhlarını yarattığı insanların peyderpey dünyaya gelmesi, dünyada kendilerine belli bir ömür verilmesi, bu ömür içerisinde Allah-u Teala'ya mı kul olacak, nefsine mi kul olacak, burada imtihan edilmesi Allah-u Teala tarafından ezelde dilenmiş. Böyle murad etmiş Cenab-ı Hak. Ve böyle yaratmış. Ve ilk insanlar, mesela Adem Aleyhisselam, Allah-u Teala çok uzun ömür vermiş. Çünkü nesli çoğalması lazım. Evladından 40 bin kişiyi gördü buyuruluyor. 40 bin kişiyi gördü. Yeryüzünde onlardan başka kimse yoktu. İnsan olarak kimse yoktu. Sadece onlar vardı. Adem Aleyhisselam ve evlatlarım. Şimdi bir rivayette 2000 sene ömür verildi buyuruluyor. 2000 sene. Ondan sonraki Adem Aleyhisselam'dan sonra gelenlerden, mesela ikinci Adem namıyla maruf olan Nuh Aleyhisselam, 1000 sene buyuruluyor. Efendim, işte sadece peygamberlere mi verilmiş bu ömür? Hayır. Onların ümmetlerine de aynı şekilde 1000 sene, 2000 sene ömür verilmiş. İşte zaman zaman her gün 11-12 arasında yayınlanan İslam ve Toplum programında zaman zaman naklediyoruz ya, Nuh Aleyhisselam zamanında 120 yaşında oğlu vefat etmiş bir kadıncağız. Oturmuş başında ağlıyor. Bir dünya yüzü göremedi, bir ömür süremedi diye ağlıyor. Gençliğine doyamadı. Tabii.
Birisi geliyor omuzuna dokunuyor. 120 yaşındaki oğlun için sen böyle aynı şekilde ağıtlar yakıyorsun. Dünya yüzü göremedi diyorsun. Ahir zaman peygamberi gelecek. Allah-u Teala onlara ortalama 65 sene ömür verecek. 65 sene Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü. Zaten işte 80-90 hele hele yüzü bulunca bir mikrofon tutuyoruz. Yüzü geçtiyse ooo falan filan demeye başlıyoruz. Yani bu ümmet için. Tabii 65 seneyi duyunca kadıncağız hemen ağlamayı kesiyor. İlk sorduğu soru diyor ki onlar ev yapacak mı? Köşk bile yapacaklar, villa bile yapacaklar. Kadın merak ediyor nerelerde yaşayacak bunlar bu kadar kısa. Kısa da. Hala diyor ben diyor 65 seneyi diyor ağacın gölgesinde geçirirdim. Ağacın gölgesinde. Sonra mesela Peygamber Efendimiz'e yaklaştıkça ömürler düşmeye başlıyor. Mesela 400-500 senelik ömrü olan bir ümmet peygamber hayatta. İşte kendi o peygamberin ümmetinden birisi iman etmiş. Sahrada güneşin altında ibadet yapıyor. O peygamber oradan geçerken aleyhissalatü vesselam dikkatini çekmiş. Demiş ki hani demiş böyle güneş yağmur yağsa kendini korumak için bir kulübe yapsaydın. Orada ibadetini yapsaydın. Ey Allah-u Teala peygamberi 400-500 senelik ömre değer mi diyor bu kulübe yapmak. Tebessüm ediyor. Diyor ki efendim niye tebessüm ettiniz? Diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Onun ümmetinin ömrü ortalama 65 sene. Öyle deyince o mümin cihaz da demiş. Demiş ev yapacak mı o da hemen sormuş. Demiş köşkler bile yapacaklar. Vallahi demiş ben 65 seneyi secdede geçirirdim. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki efendim konuyla ne alakası var? Niye anlattınız bunları? Şunun için anlattık. Şunun için naklettik. Bak 2000 sene, 1000 sene, 500 sene, 200 sene ömürleri var. Bunlar ibadet ettiler iman edenleri. Bu ümmetin ömrü ortalama 65 sene. 15'ini çıkar diyelim hani bu luça geriye kaldı 50 sene. Değil mi? 500 sene yaşadı. Senin bütün ömrün 50 sene. 24 saat durmadan ibadet yapsan bile ona yetişemeyeceksin. Mümkün değil. Hele 1000 sene, 2000 sene ömrü olanlara hani zaman zaman mesela İslam ve toplumda hadis-i şerif çünkü o. 500 senelik kabul olmuş ibadetinden bahsediliyor Mustafa Bey. Ya 500 senelik kabul olmuş senin o kadar ömrün yok bir kere. Senin o kadar ömrün yok. 100 sene ömrün olsa bile hani netice itibariyle bu gene 80-85 sene eder. Değil mi? Tabii. Bu uçağını çıkarsan durmadan aynı şekilde ibadet yapmış olsan yine yetişemezsin onlara. Hepsi kabul olsa en fazla 85 senelik kabul olmuş namazın evet. Olur ya. O kadar yani fazla evet. Bir şey olmaz. Ama bu ümmette övülüyor. Muhammed Aleyhisselam kendisi kıymetli yaratıldığı gibi ümmeti de kıymetli. Ömrü kısa. Allah-u Teala bunun içinde bu ümmete kıymetli zaman dilimleri yaratmış. İşte 3 aylar olarak bilmiş olduğumuz Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Gerçi Recep ayı da Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıymetliydi buyuruyor. Mesela Recep Allah-u Teala'nın ayıdır hadis-i şerifte. Şaban benim, Ramazan da ümmetimin buyuruyor. Yani Ramazan ayı bu ümmete ihsan edilmiş. Şaban ayı bu ümmete ihsan edilmiş. Ondan sonra girişte söylediniz. Cuma günü ve gecesi bu ümmete ihsan edilmiş. Öncekilere mesela Yahudilere Musa Aleyhisselam'ın kavmine daha doğrusu cumartesi günü ihsan edilmiş. Ama cuma günü ihsan edilmiş bu ümmete. Bunun gecesi de gündüzü de farklı. Ondan sonra bu gecelerin içerisinde Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir, ondan sonra Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrifleri, Mevlid Kandili. Buna benzer mübarek geceler var. Aşure günü var, Aşure gecesi var. Bunlar hep kıymetli zaman dilimleri. Peki Allah Teala diğerlerine, diğer ümmetlere vermemiş de bu ümmete niye vermiş? Mesela Kadir Gecesi anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de var. 1000 aydan hayırlı olduğu ayet-i kerimede bildiriliyor. 1000 ay. Aşağı yukarı 83 sene falan ediyor. Tamam mı? 1000 ay. Evet. 83 sene ediyor. Ki o da bir gece, gecenin işte belli bir miktarı o da. 1 saat kadar. Namaz kılıyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Hele Ramazan-ı Şerif'te teravih kılıyorsun. O geceyi ihya etmiş oluyorsun. 83 yıllık önceki ümmetlerin kazandığı sevabı kazanıyorsun. Bir saatte. Bir gecede. Evet. Bir gecede. Bir saatte diyelim. 83 yıllık.
Ömründe diyelim 10 defa yakalasan 830 sene eder bu. 20 defa yakalasan 1600 sene eder. 30 defa yakalasan hepsini geçer gidersin yani. Hepsini geçer gidersin. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ümmete, bu ümmetin ömrünü kısa eylemiş ama bazı gün ve gecelere kıymet vermiş. Şimdi siz güzel bir giriş yaptınız. Cuma, cumartesi, pazar, çarşamba, perşembe. Güneş aynı doğuyor, aynı batıyor. Zevale aynı geliyor. Yani farkı var. Allah-u Teala kıymet verince farkı var. Bunun en çarpıcı misali hepimizin gördüğü ve bildiği. Mesela şu anda bizi dinleyenlerin hepsi biliyor ki bakır nereden çıkıyor? Topraktan. Alüminyum topraktan. Demir topraktan. Altın topraktan. Gümüş topraktan. Yani maden. Şimdi bunların içerisinde insana en çok verimli olan ve her şeyde kullandığı demirdir. Ama küfleniyor, paslanıyor, atılıyor, değil mi? Evet. Hiç de kıymetini bilmiyoruz. Değeri de yok yani. Hatta inşaatlardan falan toplarsın demiri, kiloyla satarsın. Kaç para kilosu bilmiyorum artık da. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira neyse. Değil mi? Evet. İşte o kadar yani. Ama her şeyde insan hayatında var. Her şeyinde var. Peki bakır? O da var. Yani bakır el işleri yaparsın. Bakır kazanlar yaparsın, leğen yaparsın, ıbrık yaparsın. Ve bakır aynı şekilde yemek yapacak kaplar yaparsın, kalaylarsın. Süslemeler yaparsın. Yani insan hayatında gene faydalı. Alüminyum, hakeza. Kapı pencere yaparsın, ondan sonra ne bileyim ben kapkacak yaparsın, onlardan da yaparsın. Peki gelelim altına. Altından ne yaparsın? Yani demir gibi ev inşaatında yani onu böyle yapabilir misin? Aa, çünkü eğil veriyor. Peki efendim işte yemek pişirmek için bir kap? Aa, erir. Orada bir faydası yok. Bir faydası yok. Yani insan hayatında altının insanın yapacağı işler içerisinde kullanma sahası itibariyle hiçbir faydası yok doğru dürüst. Ha bir faydası var cila yaparsın. İyi, şey gözükür. Altın kaplamalı olur. Altın kaplamalı olur. Peki ama bu madenler içerisinde Allah-u Teala bu da maden buna kıymet vermiş, değer vermiş. O da topraktan çıkıyor ya. Demir gibi aynı. Hiçbir farkı yok. Ama Cenab-ı Hak kıymet verdiği için sarraflarda kasım kasım kasılıyor. Hiç kimse de saltanatına aynı şekilde son veremiyor. Amerikalılar son vermeye kalktı. Kendi paralarını tepe takılı kalacak. Ve gidecek yani. Çünkü Allah-u Teala kıymet vermiş. Diyeceksiniz efendim sözü nereye getireceksiniz? Yani Allah-u Teala kıymet verince aha işte topraktan çıkan bir madenle böyle kasım kasım kasılır. Allah-u Teala cuma gününe kıymet vermiş. Allah-u Teala Recep ayına kıymet vermiş. Allah-u Teala Şaban ayına, Ramazan ayına kıymet vermiş. Ve bu aylar içerisinde belli gecelere, Regaib kandiline, Miraç kandiline, Berat kandiline ve Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'de bile Kadir gecesi yaratmış. Bin aydan hayırlı diye de bildirmiş. Kıymet verince, Cenab-ı Hak kıymet verince bu aylar diğerlerinden farklı. Peki ne olur? Bizim görmediğimiz, gözümüzde görmediğimiz fakat kitaplarda feyiz yani nur geliyor. Bereket geliyor. Mesela bu üç aylar içerisinde Ramazan-ı Şerif'te doruk noktasına ulaşıyor. Çünkü buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'te müminler rızkı artar. Vallahi arttığına şahit oluyorsun. Maaş artmıyor ama rızkın artıyor. Enteresan bir şey. Doğru. Rızkın artıyor. Artıyor. Ve kötülükler de aynı şekilde duruyor. Yani asgari noktaya iniyor en azından. Hele müminler ayak çekiyorlar. Bunun için Allah-u Teala kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için bazı günlere, gecelere, aylara kıymet vermiş. Bu zamanlarda yapılan dua ve tevbeleri kabul edeceğini de vaat etmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tevbe etmeleri için bu zaman dilimlerini de sebep kılmış. Halk arasında işte üç aylar olarak bilinen aslında bu üç aylar tabiri Türkçe gramere uygun değil. Değil. Galat. Ama galattır ve meşhur olmuştur üç aylar diye. Bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da Allah-u Teala kullarının yalvarmaları, dua etmeleri, yüzünü ahirete çevirmeleri için sebep kılmıştır. Bu işte üç aylar diye bilinen mübarek ayların ilki Recep ayıdır. Recep ayı Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıymetliymiş Mustafa Bey. Evet.
Recep Adem Aleyhisselam. Eskiden hani anlatıyorsunuz ya bazen ayların yerleri falan değişirmiş diye. O zamanlarda da Recep ayı kıymetliymiş değil evet, mi? Evet, kıymetliymiş. Yani Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden önce. Evet, aynen öyle. Adem Aleyhisselam'dan beri buyuruluyor. Kıymetliydi. Hatta bu Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bu dört ay Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Haram aylar deniyor. Yani muhterem aylar. O aylarda günah işlenmez. Mekkeli müşrikler bile saygı gösteriyormuşmuş o zaman. Mekke'nin müşrikler bile saygı gösterirlermiş. Şimdi Recep ayında harp edecekler. Kafaları bozuldu. O ayda hürmet etmek lazım. Hürmeti de bir eliktir veriyorlarmış. Yerini değiştiriyor. Yeri değiştiriyorlar. Yer değiştirirlermiş. Tabii iki ay sonra seninle yaşayalım. Mesela Şaban ayıyla yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Şaban ayını Recep'i oraya çekiyorlar, Recep'i de oraya çekiyorlar. Yer değiştiriyorlarmış. Onun için veda haccında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ayların yeri yaratıldığı günden itibaren aynen böyledir diye. Değiştirirlermiş. Onun için mesela Recep ayının ilk cuma gecesi de Gayb Kandili ya. Evet. Bazı kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ana rahmine düştüğü gece diye. Evet. Halbuki onlar değiştirmişler. Cemazil ahir ayıymış. Hazreti Abdullah'la Hazreti Amine'nin evlendiği ve ana rahmine düştüğü ay Recep ayı değil Peygamber Efendimiz'in Regaib gecesi değil. Cemazil ahirmiş. Aksi halde erken doğmuş oluyor. Erken erken doğum olur ve o tıbben kusurdur. Peygamberlerde olmaz o. Kusur olmaz. Kusur olmaz. Peygamberlerde olmaz. Dolayısıyla demek ki o senede yerlerini değiştirmişler. Yerlerini değiştirmişler. Yerlerini değiştirmişler ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam şeyi ana rahmine düştüğü gece değil. Onu da aynı şekilde iyi bilmek gerekiyor. Regaib Kandili. Regaib Kandili'ni iyi bilmeli. Öyle anlatmamalı. Recep de zaten muhterem, kıymetli anlamına geliyor. Ve hadis-i şeriflerde Recep Allah-u Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene saygı gösteren Allah-u Teala dünyada ve ahirette ikram eder buyuruluyor. Başka bir hadis-i şerifte Recep-i Şerif'in bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir günde sonunda oruç tutana Recep-i Şerif'in hepsini tutmuşçasına Hak Teala ihsanda bulunur. Niye? Cenab-ı Hak biri 10, biri 100 karşılık verir. Hatta mesela şeyde de anlatıyoruz ya onu. İslam ve toplum programında da anlatıyoruz. Mesela Ramazan-ı Şerif'ten sonra Şevval ayı geliyor. Şevval'de tutulan nafile oruçlar var. 6 gün tutulan oruçlar var. Hadis-i şeriflerde de orada buyuruyor ki Allah-u Teala biri 10 sevap verir. Mesela 30 gün Ramazan orucunu tuttun 300. 6 günde öyle tuttun 360. 365 değil mi? Ha değil. Çünkü hicri takvim 365 değil. 10 gün daha az. 10 gün daha az. 354-355. O civarda. Dolayısıyla 1'e 10 hatta ayet-i kerimelerde 1'e 100 de verilebilir. Allah-u Teala isterse istediği kadar verir. Çünkü onu ilgilendirir o. Onun tasarrufu altındadır. Rabbimizin tasarrufu altındadır. Dolayısıyla Recep-i Şerif'in bir gün evvelinde, bir gün ortasında ve bir günde sonunda oruç tutan. Şimdi zaman zaman İslam ve toplum programına bizim soru soruyorlar. Efendim diyor ilk gün mü tutacağım ben bunu? Yok. İlk 10 gününde tuttuğun zaman ilk günü. İkinci 10 gününde tuttuğun zaman ortasında tutmuş olursun. Son 10 gün içerisinde tutunca sonunda tutmuş olursun. Bire 10 sevap verildiği için Recep ayının tamamını oruç tutmuş gibi sevap kazanırsın. Yok efendim ben öyle değil de pazartesi, perşembe günleri her hafta tutacağım. Aleyhül ala olur mübarek olsun. Ben hepsini tutacağım. O da aleyhül ala olur mübarek olsun. Cumartesi pazar tutacağım. O çalışıyorum olur. Ben. Tabii o da olur. Onun da herhangi mahsuru söz konusu değil. İşte üç aylar olarak bilinen şeylerin bu ayların ikincisi de Şaban ayıdır. Bir hadis-i şerifte Şaban-ı Şerif benim kendime mahsus bir aydır buyuruluyor. Hak Teala arş-ı âlânın meleklerine azameti şanıyla buyurur ki ey benim meleklerim gördünüz mü benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim celalim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim. Ne oldu şimdi önceki ümmetlere uzun ömürler verdiler. Ama sen bu aylar giriyor, bu aylarda aynı şekilde hürmet ediyorsun. Hürmet etmek nasıl olur? Haram işlememekle, günah işlememekle buyuruyor. Peki efendim ben haram işlemiyorum, günah işlemiyorum, ibadet yapmayacağım. Yaparsan aleyhül ala olur ya. Bir kere saygı göstermek, bu aylarda haram günah işlememek. Ondan sonra yapacakların zaten sen haramdan aynı şekilde gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını çektiysen...
otomatik olarak sen Allah dersin Celle Şanuhu. Otomatik olarak dersin. La ilahe illallah dersin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed dersin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersin. Subhanallahü ve hamdi subhanallahil azim dersin. Açarsın, Kur'an-ı Kerim'i okursun. Tesbihatta bulunursun otomatik olarak. Yani bu şey için genel olarak düşünecek olursak bütün mübarek gün ve geceler, üç aylar hepsi için bazı dinleyicilerimiz çok soruyorlar mesela. Yani ne yapalım bu gecede, bugün de efendim ona saygı göstermek ne demektir? Yani bir şey mi yapacağız falan. Demek ki günah işlememek. Evet. Saygı göstermektir. Evet. Ondan aynen. Sonrası... Farklı artık. Ondan sonra artı. Kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürmek. Tereyağı sürmektir. Tabii. Yani. İstediğin kadar yap aynı tabii. Şekilde. Ekmek kadayıfının üstüne kaymak koy. Kaymak koy. Afyon kaymağı olsun. Evet. Yani ekmek kadayıfı da meşhurdur zaten. Meşhurdur. Başka bir hadis-i şerifte her kim Şaban-ı Şerif'te 3 gün oruç tutarsa Hak Teala Cennet-i Ala'da ona bir yer hazırlar. 3 gün oruç tutarsa. Bu da aynı şekilde Recep-i Şerif'teki gibi. Biri 10 sevap veriliyor ya. Aynı durum söz konusu. Ya çok hadis-i şeriflerde geçer işte 3 gün oruç tutulursa ayın tamamını oruç tutmuş gibi. Peki tutanla tutmuş gibi farklı tabii canım. Tamamını tutanla tutmuş gibi olan gibi diyor zaten, tamam mı? Çarpanlar değişecek zaten. Çarpanlar değişecek. Sevap çarpanları. Tabii değişiyor o zaman. Peki bu 3 ayların sonuncusu Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Ve şeytanlar bağlanır. Şimdi siz şeyin konunun başında demiştiniz hele Recep, Ramazan ayında bu doruk noktasına ulaşıyor. Evet. Doruk noktasına. İşte bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır. Hani bu hadis-i şeriften açıklamalar var kitaplarda. Hepsi mi? Evet hepsi. Kıpırdayamaz. Ama efendim buna rağmen işte bazılarının hatırına geliyor. Bazılarının hatırına geliyor. Mesela biz Türkiye Gazetesi'nde çalışırken o zaman mektupta gelen sorular oluyordu bizim sayfada. Geliyordu. İşte Ramazan şefte şeytanlar bağlanıyor ama ben diyor ihtilam oluyorum. Bu şeytani değil mi? Bu şeytani değil mi? Veya aynı şekilde ben diyor şeytanlar bağlıysa rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Artık şeytan onun şekline giremedi ne öyle. Bu gördüğüm Peygamber Efendimiz değil mi? Diyor. Diyor. Veya suç işleniyor mesela. Adam katil olur. Ramazan'da da olabilir. Olabiliyor. Şeytan bağlı. O zaman daha tekereti falan yoktu. Türkiye Gazetesi'nde çalışıyorduk. Tam İlmi Hasadet'te bir kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hayatta. Yani oradan bazı sualler gönderiliyordu. Ona müsaade ediyorlardı. Yani anlayamadığımız, bilemediğimizi. Mübarek araştırıp cevap gönderiyorlardı. İşte o zaman biz de arz ettik. Hakikaten kitapları da bulamadık. Baktığımız kitaplarda rastlayamadık. Mesela rüya, rahmani ve şeytani diye ikiye ayrılıyor. Genelde kitaplarda. Meğer bir de nefsanisi varmış bunun. Nefisten kaynaklananı varmış. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlanıyor. Nefis değil. Nefis gene ayakta. Yani ihtilam olabilirsin, katil olabilirsin, ondan sonra zina edebilirsin. Yani nefsine tabiysen o kadar feyiz ve bereketin içerisinde böyle bir halt karıştırabiliyorsan yani mücessem nefsin, nefsine tabi bir kimsin. Nefsin kulusun. Nefsin kulusun. Hatta rüya bile nefsani olabilirmiş. Rüya bile nefsani oradan, olabilirmiş. Oradan çıkıyor. Ve efendim şeytan gelemezse nefs aynı şekilde bir görüntü getirir. Peygamber Efendimiz dedirtebilir. Ama düşman ikiyken bir oluyor yani. Ha, ikiyken bir olur. Düşmanın birisi saf dışı olmuş. Saf dışı. O da büyük bir şeydi. Tabii. İşte Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır buyuruluyor. Şimdi Recep ayı içinde bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram, hürmet edilen aylardır. Ya özür dilerim bu ayet-i kerime. Tövbe suresinin 36. ayet-i kerime de geçiyor bu. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram, hürmet edilen aylardır. Şimdi haram aylar deyince çok kimse yani orada ne demek haram? Haram hürmet edilen, saygı gösterilen manasındadır.
O bildiğimiz yasak anlamında değil buradaki hüküm o. Buradaki hüküm. Korunan, korunması gereken. Korunması gereken. Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Konuğu. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Konumuzu tekrar hatırlatalım. Mübarek gün ve geceler, hasreten 3 ayları hocamıza sormuştuk. O da Recep ayından başlayarak anlatıyordu. Şaban ayına da gelmiştik hocam. Ve mübarek ayların, korunan haram ayların ne olduğunu en son söylemiştiniz. Yani saygı gösterilmesi gereken aylar demek. O haram deyince, evet, kendisinden kaçılması gereken değil. Değil. Aksine hürmet edilmesi, saygı göstermesi. Evet, buyurunuz. O saygı göstermek, hürmet etmek de günah işlememek de olur buyuruyor. Mekkeli müşrikler bile ona, evet, ittiba ediyormuş yani. Yani şimdi savaşmak ayıp şimdi diyorlar. Tamam. Yer değiştirirler. Canları sıkılırsa böyle bu aylara denk gelirse hemen değiştirirler. Ay değişti, hadi bakalım harp edelim. İyiymiş yani. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayına çok değer ve kıymet verirmiş. Ve dua ederken de, ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir diye dua ederlermiş. Bu şekilde böyle dua ettikleri kitaplarda var. Ayrıca mesela Recep ayında Allah-u Teala çok istiğfar edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü Allah-u Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kullar vardır. Ne büyük nimet ya. Her vaktinde. Evet, her vaktinde. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlara verilir. Onlar girer. Öyle köşkler vardır buyuruluyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte de cennette öyle köşkler vardır ki onlar ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Allah-u Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. Ve yine bir hadis-i şerif, şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaik gecesi, Şaban 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri buyuruluyor. Şimdi mesela geçtiğimiz senelerde bu günlere, bu aylara, bu gecelere kavuştuğu halde mesela bu sene aramızda yok. Değil mi? Evet. Mustafa Bey, bir gün biz de gideceğiz. Bize de diyecekler. Aa, geçen sene buradaydı. Ha, birden işte ha varsın ha yoksun. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayatlarında hep hayat hayaldir kardeşim derlermiş. Hayat hayaldir. Hakikaten öyle. Ha. Hayat hayaldir. Ve hayal gibi benim, gelip geçiyor. Gelip geçiyor. Recep'in ilk cuma gecesi regaib gecesi. Her cuma gecesi kıymetli. Bu iki kıymetli gecede bir araya gelince kıymeti daha da çok artıyor. Onun için hani böyle gecelere rastladığımız zaman bir de kıymetini bilmeli. Bir de mesela mübarek geceler anlatılırken Mustafa Bey, regaib gecesi için onun bulunduğu yer kesin ve kat'i buyuruluyor. Neye? Niye? Sebep? Çünkü Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Ancak Recep-i Şerif, yani perşembe günü girecek olursa kritik olur. Yani ilk gecesi ilk gecesine gayet kandil oluyor. Ha, o. Ama diyelim ki Recep ayı pazartesi gün girdi veya salı gün girdi. Onun yeri garanti. Peki öbürleri, hani belki hesaplar, takvimler yanlış olabilir. Bir gün sonra olma ihtimali de olabilir. Mümkün mu? O yüzden. Ha, o yüzden. Hı. Ona kesin ve kat'i demişlerdir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayına da çok değer verirler. Ve ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir diye orada da aynı şekilde dua ederlermiş. Hazreti Ayşe validemiz de Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçla geçirirdi buyuruyor. Bazen öyle olurdu. Hatta Şaban öyle faziletli bir aydır ki buyurmuşlar. İnsanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller alemleri Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim buyurmuş Resulullah Efendimiz. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Yani şimdi tabii biz bunları naklediyoruz da ama şunu da belirtelim ki evet, Recep ayında, Şaban ayında tutulan oruçların faziletini alemlerin Habibi Muhammed Aleyhisselam bildiriyor. Bizim anlamamız, idrak etmemiz mümkün değil. Biz naklediyoruz. Ancak Ehl-i Sünnet alimleri bunları anlatırken, bunları naklederken bir not düşüyorlar. Buyuruyorlar ki, evet çok faziletli bugünlerde oruç tutmak. Sevabı
Çok çok fazla. Hani biraz önce naklettik. Evet. Sadece işte Recep ayında oruç tutanlar içindir bu köşkler. Cennette öyle yerler var. Onlara mahsus yaratılmış. Tamam. Bizim bilemeyeceğimiz kadar büyük sevap. Fazileti var. Fazileti. Ancak Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki bunları tutmak mecburiyetinde değilsin. Tutmadığın zaman sana aynı şekilde hesap sormayacaklar. Farz yani, değil. Farz değil. Recep ayında ve Şaban ayında oruç tutmadığın zaman sen niye tutmadın diye hesaba çekmeyecekler. Farz değil. Tutmadın niye kaza etmedin de diye sormayacaklar. Ama Ramazan ayında oruç tutmak emir. Farz. Vaktinde tutmak gerekir. Vaktinde tutamadın. Hastaydın, ustaydın neyse. Kaza etmen lazımdı. Kaza edecek durumunda fidyesini verecektin. Bunların hiçbirisini yapmamışsın. Orada hesabı ağır olur. Peki hani dinleyicilerimiz diyecekken ne yapalım peki? Efendim bugünlerde oruç tutuyorsan kazaya niyet et. Bu oruçların hepsini, Recep ayında ve Şaban ayında tuttuğun oruçların hepsini ilk kazaya kalan ve son kazaya kalan orucuma diye niyet et. Ne olur? İki sevap birden alırsın ya. Tuttuğun oruç Recep ayında, tuttuğun oruç Şaban ayında. Değil mi? Kazaya niyet ettin, kaza borcun ödendi. Recep ve Şaban aylarında da oruç tuttun. Ona vaat edilen sevap da sana veriliyor. Ona vaat edilen sevap da sevap. Yani bir taşta iki kuş vuruyorsun. Yani şu, bize demeyecekler ki ya sen Şaban ayında bu kadar faziletli oruç tutmak faziletliydi, bunları biliyordun. Niye tutmadın arkadaş diye sormayacaklar. Ama Ramazan-ı Şerif ayında bir tane oruç tutmadıysan bunu niye tutmadın, kazasını niye yapmadın diyecekler. Diyecekler. Önümüze koyacaklar. Beş vakit namaz da öyle işte. İşte Saadet-i Bey dedi, kaza namazlar konusu anlatırken itiraz ediyor adam. Yok falan filan. Halbuki orada ne güzel izah etmiş Hüseyin'im efendi. Dert mezhebinde durumunu aynı şekilde ortaya koymuşlar. Kitaplardan nakiller yapmışlar. Beş vakit namazda 20 rekatı farz bunun. Hanefi mezhebinde vitirde vacip oldu. Özür dilerim. 17 rekatı farz. Hanefi mezhebinde vitirde vacip olduğu için 20 rekat oluyor. Bu 20 rekat namazı vaktinde kılman lazım. Kılamadın kaza etmen lazım. Geciktirmeyeceksin. Onun için Recep ayında, Şaban ayında efendim geceleri namaz kılıyorsun. Kaza kıl hemşerim ya. Kaza kıl. Çünkü bu 17 rekat vitirle beraber 20 rekatın hesabını ahirette soracaklar sana. Vaktinde kılmadın. Niye kaza etmedin? Kaza etmekle de kurtulamıyorsun. Ayrıca tövbe istiğfar etmek lazım. Oruçlar da öyle. Kaza ettin. Ayrıca ya Rabbi işte özrüm vardı, vaktinde tutamadım, özür dilerim, tövbe ettim ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi demen lazım bunda. Bir de siz İslam ve toplumda bir şey vermiştiniz, örnek vermiştiniz. O mukayese bakımından oldukça güzel. Yani bir farza verilen sevapla, hı-hı, denizin yanında damla misali. Yani. Onu, İmam-ı Rabbani Hazretleri vermiş ama ne güzel bir misal o çok, ya. Çok açık ve net, açık, net anlaşılıyor yani. Şimdi hani İstanbul'dakiler, İzmir'dekiler, ondan sonra Adana, Antalya neyse oradakiler önlerinde deniz var. Veyahut da işte Trabzon, Samsun, Sinop'takiler önlerinde deniz var. Gitsinler denize. İç Anadolu'da da göller ve doğuda da var. Barajlar var. Değil mi? Çok yerde var bugün artık. Git. O denize parmağını sok buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Soktun. Çek. Çektim. Bir damla düştü. İşte bu çok 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 nafilelere sevap o kadar veriliyor. Peki farza verilen sevap önündeki okyanus kadar veriliyor. Deniz kadar. Akıllı kimse aynı şekilde, akıllı kimse düşünür bunu. Hani zaman zaman İslam ve toplum Kur'an'da, efendim işte Recep ayında şöyle bir namaz varmış, Şaban ayında böyle bir namaz varmış, işte bundan da şundan okurulmuş falan. Kaza namazı borcun var mı hemşerim? Var. Kaza, ama o çok sevapmış. Ya bu, anlamamak yani, bu ahmaklık bu. O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri hani defalarca üstüne basa 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 hayattayken söylemiş ve yazmış da. Şimdi öyle mübarek zatların sözleri senin için hüccet olmaz, senet olmaz, sözlerine kıymet vermesen benim sözümün ne kıymeti olur ki? O zaman sen, ha şöyle zannediyorlar herhalde. Aa işte ben bir sürü haltlar karıştırdım. Recep ayında bir oruç tutuvereyim, Şaban ayında da bir oruç tutuvereyim. Bir de o namazları kılıvereyim. Tamam. Gitti. Hani Ramazan-ı Şerif'teydi bir kefaret-i namaz bahsi. O zaman bir şey uydurmuşlardı o sosyal medyada. Ne? 400 senelik mi ne kaza borcu? 400 senelik şey kaza borcunu ödüyormuş. Yakınlarıyla beraber değil mi? Artık öyle 400 sene. Bir insanın ömrü 400 olmadığına göre. Ya uydur söyle ya.
Uydur uydur söyle. Ya halbuki o kefareti namaz konusunu tam İbn-i Hasaid'de bir değil açıklarken buyuruyor ki, bir kere o namazları kaza edeceksin, kaza ettikten sonra tövbe edeceksin. O tövbenin kabulü için kılınırmış o namaz. Yoksa onu kılmak suretiyle aynı şekilde kaza borcundan düşmüyorsun. Ve bu mübarek aylarda, yani üç aylarda ve mübarek zaman dilimlerinde tutulan oruçlar da, hani sana elbette ki fayda verecek. Hadis-i şerifte bildirilmiş bunlar. Fayda verecek de, eğer kazaya kalan namaz borcun varsa, mesela bir ifade geçiyor. Kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin namaz cinsinden yaptığı nafileler kabul olmaz. Yani sevap verilmez. Kazaya kalan oruç borçları varken nafile cinsinden tuttuğu oruçların da ona faydası olmaz. Yani sevap verilmez. Vaktiyle ödemediği zekat borçları varsa, sadaka cinsine yapmış olduğu hayır hasenatın da ahirette ona bir faydası olmaz. İşte İbn Teymiye gibi ehl-i sünnet olmayan mücessime fırkasından olanlar, işte nafileler onların yerine geçer, onu da yanlış anlıyorlar. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu çok güzel izah etmiş. Mesela şimdi öğle namazının 4 rekat ilk sünnet var. 2 rekat da son sünnet var. Şimdi bir hadis-i şerifte de kitaptan açıklıyor onu. Fıkıh kitaplarında Hüseyin Hilmi Efendi çok güzel izah etmiş onu. Eksikler, noksanlıklar işte o nafilelerle tamamlanır. Yani nasıl tamamlanır? Orada esas olan öğle namazının 4 rekat farzı. Bu 4 rekat farzın içerisinde farzlar var, vacipler var, sünnetler var. Eğer o sünnetlerden bazıları yerine getirilmemiş, öğlenin ilk sünnetini kılarken yapmışsan, o öğlenin ilk sünnetinde yerine getirdiğin o sünneti, o farzın ikinci rekatta, üçüncü rekatta yerine getiremediğin yerine koyuyorlar, onu tamamlıyorlar. Yoksa öğle namazının ilk sünneti bu, öğlenin farzı yerine geçmiyor. Kılınan nafile, farzların yerine geçmiyor. İbn-i Teymiye böyle bir fitne çıkarmış. Oruç da öyle. Efendim ben Recep ayında, ondan sonra Şaban ayında çok oruç tuttum. Tuttun tutmasına kardeşim de. Sana bir faydası olmadı. Borcum vardı çünkü. Tabii borcum vardı. Bir de mesela şeyde Şaban ayının içerisinde Berat gecesi var ya, onun hakkında Peygamberimiz buyuruyorlar ki Şaban'ın 15. gecesini ibadetle, gündüzün de oruçla geçirin. O gece Allah-u Teala buyurur ki af isteyen yok mu affedeyim, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, dertli yok mu sıhhat afiyet vereyim, ne isteyen varsa istesin vereyim. Bu hal sabaha kadar devam eder buyuruyor. Ama ne kıymetli bir zaman dilimi değil mi ya? Ve şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri buyuruluyor. Dolayısıyla yani bu aylar, bu zaman dilimleri bizler için bir fırsat. Mesela Ramazan ayı içi de, Ramazan ayı mübarek bir aydır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki 1000 aydan daha kıymetlidir. O gecenin, yani Kadir gecesinin hayrından mahrum kalana her hayırdan mahrum kalmış sayılır buyuruluyor. Bir de siz başta söylediğiniz, bak bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazan ayı gelince hayır ehli hayra koşar, şer ehli kötülüklerden el çeker dendi. Başlangıçta söylediniz evet. Hayır ehli daha çok hayır yapar ama şer ehli de kötülükten el çeker. Ramazan gelince Allah-u Teala meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. Yükümüzü alıyorlar yani. Farz namaz sonraki namaza kadar, cuma sonraki cumaya kadar, Ramazan ayı sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Ama ne büyük müjdeler bunlar. Bu aya Ramazan denmesinin sebebi günahları yakıp erittiği içindir. Ve Peygamber Efendimiz Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur buyurulmuş. Yani böyle bir kıymetli zaman dilimleri bunlar. Hatta İmam-ı Rabbani'nin Kudüs'e Söyleşler buyuruyorlar ki mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Yani Ramazan'da yapılan nafile farz gibi, diğer aylardaki farz gibi. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan 70 farz gibidir.
Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Hatta bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriften bildirince bir oruçluya iftar eden de iftar eden edene verene iftar verene deyince Ashab-ı Kiram'dan bazıları ya Resulallah bizim iftar ettirecek bir şeyimiz yok ki. Buyuruyorlar ki hani bir bardak su verene de bir hurma verene de bu sevap var buyuruyorlar. Bazı uyanıklar bunu biliyor. Ramazan ayında cami önlerinde hurma tutuyorlar biliyor musun? Bazen böyle davet ediliyor mesela gidiyoruz orada tutuyor ki mesela tanıyordur. Abi ille hurmadan al iftarını et falan dedim ya adamcağız çağırdı onun için geldik biz. Sevap ona olsun. Sen şimdi burada yol kesen gibi oldun. Yol kesen gibi oldun. Ev sahibinin hurmasını yerim yani. Tabii ev sahibinin hurmasını yerim tabii. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucunu farz bilip sevap bekleyerek oruç tutan günahlar affolur. Bir de bir hadis-i şerif daha var. Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır. Şimdi bir arkadaşım birisi Ramazan şerifte uyumuşum. Dedi aradım cevap vermedi. Ne yapıyordun? İbadet yapıyordun. Ne ibadet dedi. Ya dedim hadis-i şerifte geçiyor. Uykusu ibadet buyuruyor. Oruçlunun uykusu. Oruçlunun. Güzel hocam. Oruçlunun uykusu. Bir şey daha öğrendik. Şimdi tabii dinleyicilerimiz de öğrendiler değil mi? Onlar da aynı şekilde bize derlerse biz de ibadet yapıyorduk derler değil mi? O zaman. Oruç mesela oruçlu insan tabii biraz şey oluyor. Biraz vücudu düşmüş oluyor. Sakinleşmiş oluyor filan. Uyuyabilir. Yani farz edelim ki sabah adamı gece çalışıyor. Orucunu da böyle uykuya tutturuyor derler ya. Hı hı. Sabahtan akşama da uyuyor, yatıyor. Bir mahsur var mı? Yok. Yok. Orucunu tuttu mu? Sahiptir. Evet. Herhangi bir mahsur diyorsun. Zaten gece de çalışıyor. Şimdi yalnız yani bunları naklettik de bir hadis-i şerif var. Vaktimiz daralıyor. Onu ben nakledivereyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Recep'in ilk cuma gecesini ihya edene sayı gösterene Allah-u Teala kabir azabı yapmaz. Oraya kayıp kandilini kastediyorlar. Kabir azabı yapmaz. Dualarını kabul eder. Yalnız yedi kimseyi affetmez. Ve dualarını da kabul etmez. Yedi kişi. Neymiş onlar? Faiz alan veya veren. Müslümanları aşağı gören. Anasına babasına eziyet eden karşı gelen çocuk. Müslüman olan ve İslamiyet'e uyan kocasını dinlemeyen kadın. Şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler. Livata ve zina edenler ve son olarak da beş vakit namazı kılmayanlar buyuruyorlar. İnsanın oturup düşünmesi lazım. Bunu ben söylemiyorum ki Resulullah Efendimiz bildiriyor bunu. Ehl-i Sünnet alimleri bu hadis-i şerifi nakletten sonra bunlar bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe dualar kabul olmaz. Ananın, babanın, kocanın da hiç kimsenin İslamiyet'e uymayan emirleri yerine getirilmez. Hani İslamiyet toplumda şey yapıyor. Sen ne orucu tutuyorsun? Beni dinle. Bana itaat etmezsen sen cehenneme gideceksin diyen ahkem kesen öyle ahmaklar da var. Hani namaz yok, niyaz yok. Adamın hanımına artistlik yapıyor. Artistlik yapıyor. Artistlik yapıyor. Halbuki Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki ananın, babanın, kocanın hiç kimsenin İslamiyet'e uymayan emirleri dinlenmez, yapılmaz. Fakat anaya babaya yine de tatlı söylenir. Onları incitmemek lazımdır buyuruyor. Dolayısıyla bunlar insanı korkutuyor. Korkutuyor. Herkes ayağını denk alması lazım. Bu devran böyle gitmeyecek. Tökezleyeceğiz ve gideceğiz. Yani Allah Teala ezelde bir ömür vermiştir. Oraya kadar. Efendim işte hastalandım da bilmem ne yaptı falan. Ya ben çok şahit oldum bu yaşıma kadar Mustafa Bey. Babaannemden duyduğum bir söz vardı. Oğlum hasta ölmez, eceli gelen ölür derlerdi. Ya. Doğru. Doğru. Hasta ölmez. Yani çok şeye şahit oldum. Mesela beklerler. Aa işte falan kanser. Bugün yarın ölümünü bekliyor. Bunu diyen de sağlam. O öldü öbürü. Cenab-ı Hak şifa ihsan etti, ayağa kalktı. Enteresan yani. Nereden biliyorsun? Eceli gelmesi bir şey olmaz ki. Kanser öldürmez. Şimdi işte yaygın olan neydi, kronovirüs midir nedir falan. Bunlar hiçbir şey öldürücü değil. Ölme sebeptir hepsi. Cenab-ı Hak ezelde öyle takdir ettiyse bunu kimse değiştiremez. Ama takdir etmediyse Cenab-ı Hak takdir etmediyse
Yani dağdan da düşsen, yuvarlansan da bilmem işte ne bileyim seni hızlı bir şekilde giden yattan denizden gemiden seni atsalar elektrikte çarpsa bir şey olmaz. Hasta olursun bilmem ne olsun falan filan ama ecelin gelmezse hiçbir şey olmaz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.